Ne lan düt düt? Kardeşim nasılsın? Ya geç ya spiyalayayım. Ne var ne oldu? Ya Osman benim bir derdim var. Git güle güle başkasına anlat. Ben hiç dert dinleyemem kusura bakma. Ya hele bir dinle ya. Ya Hamdiciğim güzel kardeşim güzel abim. Dert dinleyecek durumda değilim. Bak yemekler soğuyor sonra tamam? Sonra? He sonra he sonra. He. Annem bak burayı da bitiriyoruz dönüyoruz artık eve. Niye ya? Daha aşağıdaki mahalle var. Oğlum içim hiç rahat değil. Bak baban artık istemez senin böyle yerlere gelmeni. Niye ya? Senin yanına gelmek için babamdan izin mi isteyeceğim? İsteyeceksin Memo. Baban o senin. Ama sen de benim annemsin. O telefon nereden çalıyor? Benden. Aa bak buğum arıyor hem de görüntülü. Görünmeli mi? Ya al işte Memo, beni gösterme. Beni gösterme. Ya, ne olacak ya? Ne haber baba? Oğlum, bu ne hal? Allah Allah, ne varmış halimde? Neredesin sen? Kağıt mı topluyorsun? Evet, hiç yapmadığım şey değil ki. Meleği çağır telefonu. Ama bir şey yok. Memo, Meleği çağır dedim. Al anne. Memo'yu seni görmesi için yolladım Melek. Çöp toplaması için değil. Yani biliyorum ama ya biz yani... Aması maması yok. Eve geçin ben hemen geliyorum. Ya şimdi beğendin mi şimdi yaptığını? Bir, tamam bir şey yok ya. Allah'ım ne oldu yani? Oğlum göndermez seni bana ya. Niye böyle yapıyorsun ya annem ya? Merak etme sonu iyi olacak. O iş bende. Yürü hadi yürü eve. Hadi Memo. Dur bir tane daha atayım bari dur. Oğlum hadi. Çabuk fırla 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 fırla. Bu bir daha asla olmayacak Melek. Buna izin vermem. Ben gelmesini istemedim zaten. Yani karşı çıktım. Biz hasretleşiyoruz. Evet benim niye fikrimi sormuyorsun? Ben istedim annemle çıkmak. Bu konuda kimsenin fikrini sormam. Oğlumun çöpleri karıştırması onun için kurduğum planlara dahil değil Melek. Ama biz yani... Siz bugüne kadar bu hayatı yaşamış olabilirsiniz. Ama Memo bundan sonra bu hayatı yaşamayacak. Anlamadım. Biz... Bence anlasın. Memo hadi sen bir çiğ dolara git oğlum. Ya alt tarafı bir kağıda çıktı. Bunda büyütecek ne var? Memo uzatma. Koş. Bir konuda haklısın evet. Kağıda çıkmamalıydı. Bu bir daha olmayacak. Güzel. Anlaştık. Hayır anlaşmadık. Bak Onur. Ben bugüne kadar hayatımı, ekmeğimi oğlun için uygun görmediğin o işle kazandım. Memo'yu da öyle büyüttüm, öyle doyurdum. Sen de beni bu işin içindeyken tanıdın. Buna hiçbir zaman itirazım olmadı Melek. Olamaz zaten. Anladın mı? Olamaz itirazım falan. O neymiş ya öyle? Neymiş efendim? Kurduğu planlara uymuyormuş da bilmem neymiş de nasıl bir hayatmış bizimkisi ha? Sana kim veriyor bu kadar yüksekten konuşma hakkını? Melek. Ben vermiyorum. Ben sana bu hakkı vermiyorum Onur. Melek yanlış anladın. Yüksekten falan konuştuğum yok. Hiçbir şey yanlış anlamadım. Bak arkadaşım bence senin ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Niye mi? Çünkü biz bir tek şey için yaşarız o da bugün. Bugün karnımız doysun. Bugün nafakamızı kazanalım. Yarına sağ salim çıkalım. Sen şimdi gelmişsin bana planmış da bilmem neymiş de konuşursan yüksekten konuşmuş olursun Onur Efendi. Hem de çok yüksekten konuşmuş olursun. Peki Melek. Dediğin gibi olsun. Melek. Anne. Ne oldu kızım? Kavga mı ettiniz Onur Bey'le? Çok belli oldu, çok bağırdım. Böyle bir hışım ola gitti. Anne ben birazcık böyle bir uzanmak istiyorum ya. Şu battaniyeyi.
Biraz yatacağım ben, sonra konuşuruz, olur mu? Bir çuval inciri berbat ettim. Sana karışma dedim ama dinlemedin. Ne yapayım oğlum ya? Ben babam geç kalınca bizi arayacak. Annemle ikimizi çöp toplarken görecek. Sonra koşa koşa gelecek. Bize sarılacak. Sonra beraber çıkacağız zannettim ama işte filmlerdeki gibi. Ama olmadı. Çok kızdım babam. Of, barut gibiydi resmen, görmen lazımdı. Kavga ettiler mi dersin? Kesin. Annemin yüzünü görmen lazımdı. Ateş gibiydi. Ben bilirim onu. Birisi barut, birisi ateş. Sonuçta bum! Patlamıştır o iş. Zaten buraya gelene kadar hiçbir şey de söylemedi. Keşke karışmasaydım. Karışırım abicim, karışırım. Benim adım Memo. Allah Allah. Benim tarifimde bu var. Biz onu ortalığı karıştırmak diyoruz Memo. Yanlış anlama ama. Ya ben ne yapayım yani? Senin gibi uzaktan oturup izleyeyim mi? Oğlum anne babam barışacak. Onlar barışmazsa biz barıştıracağız. Azimle çalışacağız. Bunlar da bizim azimimizi görüp birbirini kabul edecekler. Belki arada işleri batıracağız ama onlar da taş değil ya. Görecekler azmimizi, onlar da barışacak. Tam sapres diyorsun yani. Evet, tam sapres. Savunma alanı, hepsi. Topa baskı, müdahale, alayı ver, anlıyor musun? Yerinde misin? Sonuna kadar. O zaman bekleme gör. Neyi? Yarını. Bavulları şimdiden koy arabaya Sami. Yarın erken kalkacağım. Sabah 6 gibi havalimanında olmam lazım. Hangi havalimanı efendim? Atatürk Havalimanı. Başüstüne. Baba, nereden çıktı bu kayak tatili durduk yere? Bridge kulübündeki arkadaşlar bir toplantı düzenlemişler. İsrar ettiler. Ben de kıramadım. Sömestri bekleseydin çocukları da alıp hep beraber giderdik. Gene gideriz oğlum. Ne var bunda? Karlar kaymakla aşılmaz. İyi. Dikkat et de bir yerini kırma bari. Bana bak ufaklık. Seni sırtıma alır öyle kayak yaparım. Sana kim öğretti kayak yapmasını ha? Hadi ben gidiyorum, yatacağım. İyi geceler. İyi geceler baba. Memo, yarın ben seyahate çıkıyorum. Haberim var. Erken olacağı için belki seni göremem. Gel şöyle bir kucaklaşalım. Can odasında mı? Hı hı. İyi. Baba ben yarın okula gitmeyeceğim. Sebep? Annemin kemoterapisi var. Onun yanına gideceğim. Yarın Meleğin kemoterapisi var ve bugün kağıt toplamaya çıktı. Öyle mi? Evet öyle. Bilmiyordum. Tabii tabii, tabii gidebilirsin. Yarın Sami bıraksın seni oraya. Sağ ol. Memo. Efendim? Melek hastaneye gideceğini söylemedi bana. Belki de fırsat bulamamıştır. Sen o sırada ona haksızlık etmekle meşguldün.